Programa Vali Vekili Serdar Polat, Garnizon Komutan Vekili Jandarma Yalbay Muzaffer Canbal, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Şahin, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Müslüm Kılıç Aslan, Ahyer Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudret Sayla, Milli Emniyet Müdürü Mustafa İncebay, Baro Başkanı Avukat Mehtap Karaburçak Tuzcu, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Vali Vekili Serdar Polat birer konuşma yaptılar. Daha sonra Büyük Önder Atatürk'ün Kırşehirli gençlerin anı defterine yazdığı metin ve Atatürk'e bağlılık andı okundu. Ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve dün yapılan Atatürk koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleye başladığı dönemde milli mücadeleye destek aramak için Anadolu'yu karış karış dolaştığı dönemde ilimize gelişinin 94. yılını kutlamak ve onu anmak üzere buradayız. Tabii soğuk bir havada bir araya geldik. Belki üşüyoruz ama bu toprakların bağımsızlığını kazanması, düşmanların topraklarımızdan sökülüp atılması için bundan 94 yıl önce eminim onlar da böyle soğuk bir havada yola çıktılar. Ama hiçbir zaman bir yılgınlığa düşmeden kararlı bir şekilde bu yola çıktılar. Tabii Kırşehir tarihi boyunca, geçmişi boyunca her zaman çok önemli görevler üstlenmiş bir şehir olmuş. O milli mücadele döneminde de Kırşehirli gençler Ulu Önder Atatürk'e ve onun arkadaşlarına Kırşehir'den o gün güçlü bir şekilde destek vermişler. İşgaller karşısında büyük sıkıntı yaşayan ve umutsuzluğa düşen Türk milleti vatanını kurtarmak için yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının etrafında toplanmıştır. Milletimizin desteğini arkasına alarak Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesini Sivas ve Erzurum kongrelerinde alınan kararlar ile yeni bir boyuta taşıyan Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyeti tüm baskı ve engellemelere karşın milli mücadelenin merkezi olarak seçilen Ankara'ya yaptıkları yürüyüşü sürdürmüşlerdir. Yol güzergahındaki şehirlerde de görüşmelerini sürdüren ve milli mücadele fikrini Anadolu'nun her tarafına yaymaya çalışan Atatürk, 21 Aralık 1919 tarihinde geldiği Mucur ilçemizde 3 gün boyunca temaslarını sürdürmüş, 24 Aralık tarihinde Kırşehir'de vatanın kurtulması için teşkilatlar kuran vatansever Kırşehirliler tarafından büyük bir coşku ile karşılanmıştır. Sendendir Atatürk. Bugün yaşıyorsam güler yüzlerimin, tertemiz gökler altında, dağlarım denizlerimle dost. Toprağımda dolaşıyorsam ümitli, memnun ve rahat. Biri bülbül oldu, birisi güldür, biri Anadolu, biri Atatürk. Biri sevgilidir, biri güzeldir, biri Anadolu, biri Atatürk. Türk İstiklal Savaşı'nın ilk adımını atan, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleriyle ön plana çıkan büyük önderimiz Mustafa Kemal ve arkadaşları 24 Aralık 1919'da ilimizi ziyaret etmişlerdir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk bu ziyaretleri sırasında Kırşehir Gençler Derneği anı defterine Kırşehir gençlerinin ülkemiz gençliğinin değerli bir örneği olduklarını kanıtlayarak ve doğru görüşlerle donatılmış oldukları kanaatiyle imzalarız yazısını yazmıştır. Bu yazı ilimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Türk gençliği olarak hürriyetin bağımsızlığın egemenliğin
Cumhuriyetin ve inkılapların. Cumhuriyetin ve inkılapların. Yılmaz bekçileriyiz. Yılmaz bekçileriyiz. Thank you.